aracımız 2012 model Renault Clio 3. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili kısımdaki bilgi ekranı yapısını çıkarıyoruz. Bu aracı için özel üretilmiş bir çerçeve yapımız var. İki parçadan oluşuyor. Birinci parça aracın orijinal hatlarına oturuyor. İkinci parçada 9 inç yazımızı fit olarak ekranda mukavemeti yüksek bir şekilde tutulmasını sağlıyor. Bu birinci konuydu. İkinci konu, alttaki ana ünitenin konnektör yapılarını tamamıyla üste taşıyoruz. Konnektör konnektöre kesinlikle kesme biçme yok. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Alttaki ana ünitenin artık konu mankeni herhangi bir fonksiyon olmadan öylece yerinde duruyor. Dileyen kullanıcılar için de buraya bir ceplik alanı oluşturabilir. Bir önemli konu, direksiyon kumandalarının cihaz üzerinde çalıştırılması. Sorunsuz bir şekilde tüm fonksiyonları cihaz üzerinde çalıştırdık. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Birazdan detaylarını anlatacağım. Boşada ileri vites aldığımız zaman da devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2012 model Renault Clio 3. Aracımıza 9 inç yazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Kullanıcıyı bu şekilde bir arayüz karşılıyor. İlgili ikona dokunuyoruz. CarPlay arayüzüne ulaşıyoruz. Keza aynı şekilde Android Auto da bu şekilde kablosuz çalışıyor. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kumandalarını gösterelim. Ses açma, ses kısma, komple ses kısma. Şarkı ileri geri tuşları. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Çağrı geldiği zaman altta iki tane tuş var. Bunları telefon cevaplama ve telefon reddetme olarak ayarladık. Şu çevirmeli dönen tuşun yukarıya doğru kısmını da bas konuş olarak ayarladık. Ona da örnek yapalım. Orada mısın? Buradayım. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü bulutlu ve sıcaklık 25 derece. Gibi kullanıcı ilgili tuşu artık bas konuş olarak kullanmış olacak. Cihazımız başka neler kazandırıyor? Apple CarPlay ve Android Auto modunda değilken her iki akıllı telefondan ekran yansıtma yani screen mirroring de ilgili kısım üzerinden sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitelikte radyo istasyon hafızaları var. Şu anda Pulse Station'ı dinliyoruz. İlgili isim ekranda geçtiği zaman basılı tuttuğum zaman Pulse Station olarak kayıt altına almış oluyor. Cihazımızda 3 türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon offline, GPS üzerine çalışan. İkinci tür navigasyon cihaza internet paylaştırıldığı zaman, Play Store hesabı üzerinden oturum açıldığı zaman, kurulmuş ya da kurulacak birçok uygulamaya erişim sağlıyor. Google haritalar ya da Yandex gibi uygulamalar. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını kullanmış olacak kullanıcı. Gece ve gündüz modları sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth altyapısı. USB'ler üzerinden videolar ya da müzikler açabiliyoruz. Torpido içerisinde 2 adet flash bellek için kablolama yaptık. Bu şekilde. Buradan müziklerimize ulaşabiliyoruz. Ya da ilgili ikon vasıtasıyla da videolara erişim sağlayabiliyoruz. Bu şekilde klasörlerimizi görebiliyoruz. Yeri gelmişken belirtelim, cihazımız 1280'e 720 QLED ekran kullanıyor. Kullanıcıya akıllı telefonlardan aldığımız o dokunmatik hissiyatı vermiş oluyor. Hem de aracın değişik açılarına bakıldığı zaman da görüntü kaybı yaşatmamış oluyor. Android işletim sistemli ürünümüz. Play Store hesabı kurulduğu zaman, gerekli oturum işlemleri açıldıktan sonra YouTube ya da birçok uygulamaya da erişim sağlamış oluyoruz internet paylaştırıldığı zaman. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri görüş kamerasında şöyle bir senaryo üretelim. Sesi açalım. Yüksek volümde müzik dinlediğimizi düşünüyorum. Geri vites aldığım zaman dikkat dağınıklığını önlemek için sesi otomatik kesiyor. Kullandığımız kamera analog işli bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Konumlandırma itibariyle şu anda aracın tamponunu görebilir nitelikteyiz. Ve ilgili referans çizgilerinde gerekli ayarlamaları kullanıcı kendisi ayarlayabiliyor. Bu şekilde ayarlarını yapıp kaydettiği zaman bu ayarlar artık sistemde kalmış oluyor. Boş adıyla vites aldığımız zaman ses eski seviyesine dönmüş oluyor.
Cihazımızın ses işleme yeteneği nasıl, ondan bahsedelim. DSP altyapısında harici equalizer'ların haricinde kullanıcı equalizer'ları da sunuyor. DSP zaman ayarı, bölgesel ayarlarla ilgili kısımdan yapıyor. 4x50 watt hoparlörlere gönderdiği güç değeri ve birden fazla amplifikatör için de cihazımızın ayrıca amfi çıkışları da mevcut. Ses denemesini şöyle yapalım. Gerçi videoda çok anlaşılmayacak. CarPlay'e geçelim. Şuradan bir müzik açalım. Böylelikle aracın fabrikasyon hoparlörlerinde dahi hissedildiği derecede müzik keyfini arttırmış duruma geldi. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Hakkında kısmına girdiğimizde TS18 platformu, bu işte en stabil platform. TS10'da kese aynı şekilde, bu işte en stabil, kendini kanıtlamış platform altyapıları. 8 çekirdekli Cortex A55 işlemci kullanıyor 1.6 GHz hızında. RAM 4 GB, 64 GB dahil hafızası var. 1280x720 QLED ekran kullandığını biraz önce de video detaylarında bahsetmiştim. Aracımız 2012 model Clio 3. 9. cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre ettik.